TR724 YouTube kanalındasınız. Doçent Doktor Mahmut Akpınar'ın yazdığı "Gurbette Alkışlanmak Güzel" başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Koronalı günler devam ediyor. Kentler sessiz, sokaklar ıssız. Mecburiyet olmadıkça insanlar evlerinden çıkmıyor. Trafiksiz yollara, sakin şehirlere alıştık. Akşam 8-9'dan sonra yollar iyice tenhalaşıyor. Ama birileri gece yarılarına kadar çalışmaya devam ediyor. Yapılan resmi açıklamaya göre sadece key worker'lar ve zaruri işleri olanlar sokağa çıkabiliyor. Sağlık çalışanları, sosyal hizmet çalışanları, gıda işletmeleri çalışanları ve delivery yapanlar hayatın devamı için önemli anahtar meslekleri yapanlar. Dünyanın farklı coğrafyalarından, savaştan, zulümden, öldürülmekten kaçan insanlar gittikleri güvenli ülkelerde genelde en dipten başlıyorlar yeni hayata. Son dönemde Türkiye'de AKP'nin başlattığı cadı avı nedeniyle işini gücünü kaybetmiş, iktidar muhalifi olduğu için terörist ilan edilmiş ve ülkesini terk etmek zorunda kalmış pek çok kimse demokrasinin, hukukun olduğu ülkelere göç ediyor. Hayata tutunmak için en alttakilerin yaptığı işleri yapıyorlar. Care worker, bakım işi, dağıtım, delivery işleri, şoförlük, yeni ülkelerde en alttakilerin yapabildiği, sermaye ve özellik istemeyen işler. Ahmet Bey her zamanki gibi yemek çantalarını aldı ve yemekleri soğutmadan teslim edebilmek için aceleyle iş yerinden ayrıldı. Normalde sakin olması gereken sokaklarda sıra dışı bir canlılık vardı. Önce konuyu anlayamadı. Kapının önüne çıkmış, insanların alkış yaptıklarını fark etti. Sonra key worker'ların saat 8'de alkışlanacağını hatırladı. "Bu insanlar beni alkışlıyor galiba," diye düşündü. Bir anda karmaşık duygular içinde hissetti kendisini. Onlara el salladı, karşılık verdi. Bu, ülkesinden ayrıldığından bu tarafa kendisini değerli hissettiği nadir anlardan biriydi. Ülkesindeyken kitlelere hitap etmiş, çok alkışlar almıştı. Yaptığı güzel, yararlı işler nedeniyle çok tebrik edilmişti. Göğsünü kabartacak, gururunu okşayacak tablolara çokça şahit olmuştu. Ama bu defa önemli işler yaptığı için değil, pizza dağıtıcısı olarak alkışlanıyordu. İnsanlara yemek götürdüğü için takdir görüyordu. Sıkıntılı günlerde, zor zamanlarda insanlara yemek götürmek, temel ihtiyaçlarını karşılamak gibi bir misyon gördüğü için kendisini gerekli ve yararlı hissetti. Oysa delivery yaparken çok defa, "Bu elimdeki yemek torbaları ne? Burada ne işim var? Bu bir kabus mu?" diye düşündüğü çok olmuştu. Nadiren de olsa müşterilerden aç kalıp buralara gelmiş cahil göçmen muamelesi görüyordu. Bazılarında fark ettiği ya da öyle zannettiği 3. dünya ülkelerinden gelmiş en alttaki işleri yapan niteliksiz insanlar bakışına maruz kalmak onu incitiyordu. Irkçı, İslamofobik haberleri okumak, vakaları duymak bütün göçmenler gibi onu ve ailesini üzüyordu. Defalarca kendisini gurbet ellerde garip, çaresiz hissetmişti. "Ne iş yaparsın, gelirin ne?" gibi sorulara cevap vermek ağır geliyordu. Kendi ülkesinde, kendi devletinden, halkından hatta akrabalarından çok daha ağır muamelelere maruz kalmıştı. Ama özgürlük, adalet ve gelecek aradığı demokratik ülkelerde gördüğü çok daha hafif üzücü davranışlar onu daha derin etkiliyordu. Belki de insan gurbette daha alıngan oluyordu. Eşi iki üniversite mezunu, tecrübeli, başarılı bir öğretmen ve idareciydi. Türkiye derecesi yapan, bilim olimpiyatlarında uluslararası madalyalar alan öğrencileri olmuştu. O da şu sıralar sosyal hizmetler alanında part-time işlere gidiyordu. Çalıştığı yerlerde gördüğü muamele nedeniyle yüzü düşmüş, morali bozulmuş olarak geliyordu bazen eve. Ülkelerine dönemiyorlardı. Zira orada yargıçların üçte birini bir gecede hapse atmış, on binlerce akademisyeni, yüz binlerce öğretmeni, memuru, avukatı işinden etmiş ve hapislere doldurmuş bir rejim vardı. Hırsızları, katilleri dışarıya salan ama masumları hapiste tutan bir anlayış hakimdi devlete. Toplumda ise bir akıl tutulması, bir cinnet hali vardı. Kimse kimseyi dinlemiyordu. Mazlumlar, masumiyetlerini en yakınlarına dahi anlatamıyorlardı.
Yakın zamana kadar çevrelerinde melekler gibi görülen bu insanlar, iktidarın güç ve propagandasıyla bir anda toplumun en mücrimleri haline getirilip terörist ilan edilmişlerdi. Kendilerine hayat hakkı tanınmıyor, en temel insan hakları esirgeniyordu. Bugünlerde hem Ahmet Bey hem de eşi kendisini daha değerli hissediyor. Zira insanların salgına yakalanma korkusuyla evlerinden çıkamadığı, birbiriyle teması kestiği bu dönemde ikisi de key worker olarak çalışıyor. Bu fedakarlıkları, çabaları nedeniyle insanlar tarafından alkışlanıyorlar. Bunca ezilmişlikten, dışlanmışlıktan sonra alkışlanmak, takdir görmek iyi geldi onlara. Hazreti Peygamber'in insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır sözünü tekrar hatırladılar. Yas tutmak, içe kapanmak, hayata ve dostlara küsmek hiçbir derde çözüm değil. Nerede olursak olalım, bize lazım olan hayata yeniden tutunmak, üretmek, insanlara yararlı olmak, diyor Mahmut Akpınar TR724'deki köşesinde.